Evet, Taksim'den görüntüler ekranlarınıza gelmeye devam edecek. Tabii günün en sıcak gelişmesi sabah 7.30 sularında başlamıştı. Taksim'deki müdahale, pankartlar temizleniyor. Atatürk Kültür Merkezi ve anıt üzerinden, ancak o sırada ortaya çıkan o gruplar Molotov kokteylleri ve taşlarla polise saldırıyor. Polis de onlara şu anda müdahale ediyor. Bu gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Zaten görüntü ekranlarınızda bu şekilde kalacak ama bir taraftan da piyasalar çok önemli tabii. Bugün normal şartlarda biz paranın rotası programında olmalıydık şu sıralarda. Fakat bu sıcak gelişme sebebiyle bugünün gündemine erken başladık. Doktor Yaşar Erdinç'i şimdi konuk edeceğiz. Piyasaların durumuna bir bakacağız. Hocam günaydın, beraber izliyoruz. Dakikalardır siz de görüyorsunuz bir müdahale var. 15. gününde Gezi protestolarının. Az önce piyasa açıldı. Bu arada Merkez Bankası'ndan çok önemli bir açıklama var. Evet, onlara bir bakalım. Yani bu görüntülerde şimdi orada 5 kişi var. Evet. Ve o 5 kişiyle bir türlü baş edemedi polis. İnanılır gibi değil. Yani gerçekten biz de hani yaklaşık belki 45 dakikadır ben de seninle birlikte izliyorum Barış. Evet, Merkez Bankası'ndan çok önemli bir açıklama geldi. Evet. Dolar 1.90'ı geçti, 1.91'e gelmişti. Tam o sırada Merkez Bankası ek parasal sıkılaştırma uygulaması açıkladı. Şöyle söylüyor, son bir aylık dönemde yurt dışı ve yurt içi gelişmeler nedeniyle döviz piyasasında aşırı oynaklık gözlenmektedir. Hı hı. Döviz piyasasındaki aşırı oynaklığın fiyat istikrarı ve finansal istikrar üzerindeki olası etkilerini gidermek amacıyla gerekli görülen günlerde kısa süreli ek parasal sıkılaştırma uygulamalarının başlatılmasına karar verilmiştir. Ek parasal sıkılaştırma asıl olarak açık piyasa işlemleri yoluyla sağlanacaktır. Politika faizinden yapılan fonlama miktarı geçici bir süre için azaltılarak normal günler için ilan edilen alt sınırın altına düşürülebilecektir. Gerekli görülmesi halinde bu işlemlerin destekleyici yönde sterilize edilmesine, gün içi döviz alım satım ihaleleri veya doğrudan müdahalelerin kullanılması da söz konusu olabilecektir. Ek parasal sıkılaştırmanın güçlü, etkili ve geçici olması esastır. Buradaki en önemli kelime geçici kelimesi. Uygulamanın süresi döviz piyasasındaki oynaklığın seyrine bağlı olarak değişebilecektir. Şimdi Merkez Bankası özellikle dün Euro-Dolar paritesinde aşağı yönlü bir hareket vardı. Amerika'nın notunun artması sonrasında dolar dünya piyasalarında değer kazanmaya başlamıştı. Az önce de yaklaşık olarak 1.91 seviyelerine kadar dolar gelmişti. Tam bu aşamada Merkez Bankası'ndan açıklama geldi. Yarın Sayın Erdem Başçı'nın Giresun'da bir konferans verecek ve bu konferansta aslında müdahale olabileceğini belirtiyorduk. Hatırlarsan dolar konusunda da 1.90'ın üzerine gittiği zaman yatırımcı burada çok fazla alıma gitmemeli, çünkü her an bir Merkez Bankası müdahalesi gelebilir demiştik. Şimdi ek parasal sıkılaştırma şu Barış, TL'yi değerli hale getirmek gerekiyor. Yani TL'nin faizin arttırılması gerekiyor. Tabii böyle bir durumda baş faiz lobisi de Merkez Bankası oluyor. Çünkü faizleri arttırıcı bir etki yapacak ve bu tartışmaların ne kadar anlamsız olduğu da ortada. Eğer dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun bu tip olaylar olması durumunda, ciddi anlamda bütün toplumu etkileyen olayların olması durumunda kesinlikle faizlerde bu tür hareketler olur. Bugün ben de tüm dünyada faizlerin nasıl bir seyir izlediğini ayrıntılı bir şekilde bugünkü yazımda verdim web sitemde. Orada Amerika'da faizler çok hızlı artıyor, Almanya'da artıyor, İtalya'da artıyor, İspanya'da artıyor, Fransa'da artıyor. Yani nereye bakarsan bak faizlerde bir artış var. Zaten bu yaklaşık olarak bir ay önce başlamıştı ve Merkez Bankası'nın en son indirimini fazla bulmuştum ben de. Ki şu aşamada Merkez Bankası faizleri yükseltme kararı aldı. Yani bu tam anlamıyla dövize olan talebi engellemek adına içerideki faizler yükseltiliyor ve 6 veya 6'nın üzerinde bir faizle para verecek piyasaya. Bunun anlamı şu, hem kredi faizleri hem de yeni paranın maliyeti 6-6,5 civarında belirlenecek, hem de dövize olan talebi durdurmaya çalışıyor. Bu arada çok önemli bir başka açıklama, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ekonomi baş danışmanı Durmuş Yılmaz'dan da geldi. Ve Sayın Durmuş Yılmaz özellikle vurguladığı şey, yani yapmış olduğu açıklamada finansal istikrarının çok önemli olduğunu, konuşan herkesin ciddi anlamda sorumluluk sahibi olması gerektiğini, bu yıllarca yapılan bu kazanımların kısa sürede
gitmemesi gerektiğini söylüyor. Ve şöyle diyor Yıldırım Işılmaz, bu yıl vadesi gelen borç 150 milyar dolar. Cari açık 50-55 milyar dolar civarında. Nereden bakarsanız bakın, bu yıl 210 milyar dolara yakın finansman bulmamız lazım. Tam bu ortamda, yani Türkiye'nin ihtiyacı 210 milyar dolar finansman ve Türkiye'nin borcu son 7-8 yılda yani 130 milyar dolarlardan 340 milyar dolarlara geldi. Bu borç derken devletin borcunu kastetmiyorum. Tamamıyla toplam Türkiye'nin, yani özel sektörün, bankaların, herkesin aldığı borç. Ve dolarda kontrolü kaybettiğimiz zaman, dövizde kontrolü kaybettiğimiz zaman, o zaman gerçek anlamda artık reel ekonomiyi, fiyatları, enflasyonu ciddi anlamda etkileyecek bir sürece gireriz ki Merkez Bankası çok net ve açık bir şekilde buna faizleri yükselterek cevap verdi. Yani peki bugünkü hocam, açıklamaların ve Merkez Bankası'ndan gelen bu çok önemli haberin tam özeti bu. Şimdi hocam tabii yine değerlendiririz onu yarın sabah paranın ortasında, evet. Ama bu arada merak ediyoruz tabii, borsa nasıl açıldı, şu an nasıl bir seyri gösteriyor? Borsa hemen açılışta hızlı bir yükseliş yaptı. Grafiği eğer verebiliyorsa arkadaşlar, dün 76.300'den kapanmıştı ve dün görmüş olduğu en yüksek seviye şeyde borsanın 77.800 seviyeleriydi. Bugün yaklaşık olarak nereden bakarsak bakalım 1300-1400 puan civarında, evet, bir yükselişle açıldı ve şu an görüyoruz 78.000'i gördü. Şu an hafif bir gerileme söz konusu. Bu arada tabii Sermaye Piyasası Kurulu'nun da bir ön soruşturma başlattığı haberini de verelim. Özellikle bu faiz lobisine karşı veya işte borsada söylenti yayarak spekülasyon yapan, yani Sayın Başbakan spekülatörlerden hesap soracağız demişti. Tahmin ediyorum bunun üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'da bir araştırma veya ön soruşturma başlatmış. Bu tabii, bu haber Sabah Gazetesi'nin haberi olarak geldi. Mehmet Ali Berber'in bir haberi. Ki bu habere göre Merkez Bankası Sermaye Piyasası Kurulu özellikle çıkış yapanları inceleme altına almış durumda. Ama tüm dünyada, nerede olursa olsun, tüm piyasalarda, bu tür olaylarda her zaman piyasalar bir reaksiyon verir. Böyle bir reaksiyonda şeyi ayırmak çok zordur. Yani kimin yok işte inatla faizi yükseltmek veya borsayı düşürmek için mi adam satış yaptı, yoksa kendi duruma baktı, ya yeter borsa düşecek diye mi satış yaptı? Bunun tespiti oldukça zordur. Ben oradan çok önemli bir sonuç çıkacağını zannetmiyorum ama onun etkisi şu olacaktır. Şu an hani yabancılar olsun, yerliler olsun, tabii ki işlem hacmini daraltıcı etki yapacaktır. Yani işlem hacmini, likiditeyi ciddi anlamda azaltıcı etki yapacaktır. Şu an piyasada işlem yaparken tabii ki herkes artık daha dikkatli davranmak zorunda kalıyor. Kendi normal davranış biçiminden piyasa uzaklaşmış durumda. Peki hocam, isterseniz bir de hızlıca dolara bakalım. Dolarda hemen onu gösterelim Barış. Çünkü Merkez Bankası'nın kararlarının nasıl geldiğini görmek, evet, açısından hemen dolara bakacağız. Dolar bu sabah itibariyle yani 1.8960'daydı. Geldi ve 1.91'i gördü. Bu 1.91 seviyesi çok uzun süre önce, yani 2011'in sonunda görülmüş bir seviyeydi. Şu ana kadar gördüğü en yüksek seviyeydi. Ve Merkez Bankası dolara seviye olarak müdahale etmediklerini, oynaklığa müdahale ettiklerini söylüyor. Merkez Bankası'nın açıklamasının geldiği yerde tam burası. Yani 1.9050'deydi dolar ve bir anda 1.89'a kadar indi. Yalnız ben hemen şunu söyleyeyim. Bundan sonra artık dolarda dönüş başladı ve aşağı yönde devam edecektir ve dolar artık yükselmez fikri de yanlış. Şu an bu ilk etkisi. Dolarda bir miktar aşağı hareket olabilir ama zannedersem Merkez Bankası bütün opsiyonları elinde bulunduruyor. Yani Merkez Bankası belki döviz satış yönünde de müdahale yapabilir. Açık piyasa işlemleri dediğimiz şey bu. Döviz satış yönünde de müdahale yapabilir. Ama benim yatırımcıya genel olarak tavsiyem, özellikle 1.90'ın üzerinde dolar almak konusunda kesinlikle çekinceli olmalılar ve temkinli, evet, olmalılar. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah sizinle paranın rotasında buluşacağız ve daha İnşallah. Detaylı konuşacağız ama biz bir taraftan, evet, tabii sıcak gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz sizlere. Taksim'de müdahale sürüyor. Çok kısa bir reklam aramız var. Reklamdan sonra tekrar birlikteyiz.